Pekala, o zaman bu tabloyu nasıl okumak, nasıl değerlendirmek gerekiyor? O zaman bir bilene danışalım. Siyasetçi ve yazar Fikri Sağlar bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Sağlar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Bizi izleyenlere de iyi bir gün temenni ederim. Teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Ben şunu soracağım şimdi, daha önce sizinle yaptığımız yayınlarda, ki siz seçim öncesi birçok ilde, ilçede nabız tuttunuz ve bir dip dalgadan bahsetmiştiniz Sayın Sağlar. Nasıl tarif edersiniz ortaya çıkan bu sonucu? O bahsettiğiniz dip dalga hareketi mi? Ya da şöyle soralım, Cumhuriyet Halk Partisi o cam tavanı sizce nasıl değerdi? Baştan beri belliydi bu. Yani 14 Mayıs seçimlerinde iktidar anayasaya askıya aldığını ve halkın tercihlerine kulak asmadığını, daha doğrusu bir hukuk devleti olmaktan tam olarak çıkardığını Türkiye Cumhuriyeti'ni görmüştü ve arkasından da hemen insanlarla sanki dalga geçer gibi zamlar, peşi sıra gelen zamlar, hayat pahalılığı Türkiye'yi çok sıkıntılı bir noktaya sokmuştu. Şimdi bu seçim, o seçimin yani en yakın seçim olan 2023 14 Mayıs 28 Mayıs seçiminin bir rövanşı noktasındadır ve artık yeter denilen bir çığlığın sandığa girmesi demektir diye düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan, hatırlayacaksınız, o seçimlerde üçüncü defa anayasaya aykırı olarak aday olmuştu. Bakanları da istifa etmeden milletvekili adayı yapılmıştı ve bütün bakanlıklar bütün personeliyle birlikte genel seçimlerde müthiş bir baskı yaptı Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm yurttaşlarımızın üzerine. O baskıdan böyle kıl payı olarak Cumhurbaşkanlığını kazandı ve üçüncü defa, yani Türkiye artık bir hukuk devleti olmaktan çıktığını göstermişti. Şimdi kent yönetimlerinde yurttaş dedi ki, ben hemşeri olarak kendi adayımı seçeceğim arkadaş, sen bana artık baskı yapamazsın. Bunu bir kere söyledi. Bu bir özgüvendir. Baştan beri bu iki seçim arasındaki geçen sürece bakarsanız, Recep Tayyip Erdoğan hilafet, halifelik gibi yeni anayasayla Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin 100. yılı, yeni yüzyıl gibi laflar söyleyerek Atatürk Cumhuriyeti'nin, Atatürk ve arkadaşlarının emperyalizme karşı kurduğu cumhuriyeti değiştireceğinin sinyallerini de verdi. Bunları da gördü. Ama bunlardan daha ziyade en önemlisi de tencerede ne kaynadığını, neyin kaynamadığını açıkça yaşadı. Bu geçen 9 aylık ya da 10 aylık süre içerisinde. Yerel seçimlerde bu nedenle tercihlerini yaparken önce adaya baktılar, sonra da o adayın partisine baktılar ve Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar uyguladığı politikaların çok daha dışında, yani öyle özgüveni olan, çok her şeye kulak asmayan, dümen suyuna gitmeyen bir politika izledi. Özgür Özel'i bu konuda gerçekten kutlamak gerekiyor ve dolayısıyla da bir başarı ortaya çıktı. Bu başarının sahipleri Cumhuriyet Halk Partililerdir. Türkiye İttifakı dendi ama bence Türkiye İttifakı'ndan daha çok Cumhuriyet'in temel ilkelerine sahip çıkma ittifakı oldu. Ege'den başlayarak Orta Anadolu'ya, iç Batı Anadolu'ya doğru, Orta Anadolu'ya doğru geçen sürece, sadece kıyıları değil, o kentlerin içinde bulunduğu konumları görürsek çok daha iyi bazı şeyleri değerlendirebiliriz. Hatta mesela yönetmenimizden Uşak, de Afyon, sözümüzü kestim. Yani. Yönetmenimizden de rica edelim. Yönetmenimiz o haritayı, dünkü seçim sonrasında ortaya çıkan haritayı da ekrana taşırsa, o harita üstünden de konuşalım. Biraz daha anlaşılır olsun. Olur. Buyurunuz. Olur. Şimdi tabii seçimi asıl götüren Sayın Genel Başkan Özgür Özel'in dışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yapmış oldukları çalışmalardır. Onu dikkatle bir daha değerlendirmek gerekiyor. O çalışmaların Türkiye'ye yansıması, yani kitlesel anlamda insanları heyecanlandırması bugün
420 belediyenin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılmasına neden olmuştur. Yani 14 büyükşehir belediyesi ki 3 tane 4 tane daha fazla belediye kazanıldı. 21 belediye il belediyesi kazanıldı. 10 belediyeden 11 belediye daha fazlası var. Bunların içerisinde hiç kazanılmayacak denilen ilçeler kazanıldı. 337 ilçe, 48 de belde toplam olarak 2019 seçimlerinden sonra 157 Cumhuriyet Halk Partisi'nin fazla belediye kazandığını görüyoruz. Hı hı. Bu kazancın altında yatan hayat pahalılığı ve özellikle kadınlar, gençler ve altını birkaç defa çizerek emeklilerin içinde bulunduğu durumdur. 16 milyon emekli artık kendini düşündüğünü ve ne söylenirse söylensin bunların hiçbirini kale almayacağını, kendisinden alay edildiğini, dipsiz kuyu atıyoruz onlara verdiğimiz maaşlar ya da arttırımlar sözünün ne şekilde geri döndüğünü açıkça görmüştü. Zaten emeklilerden son yaptıkları toplantılarda, gösterilerde hep şunu söylüyordu. Seçimi bekliyoruz, seçimde gösteririz size. Yani tencere sandığı patlattı. Bence onu iyi görmemiz gerekiyor. Arkasından şunu söylemek gerekiyor. Yeni bir siyaset ortamı doğdu. Ben 2025 yılını bu AKP iktidarının çıkaramayacağı düşüncesindeyim. Bir erken seçim olasıdır. 2 yıl geçmesi gerekiyor 14 Mayıs'ın üzerinden. Erken seçim çıkması, yapması olasıdır. Çünkü artık ekonomi dayanabilecek şekilde değil. Tamamen çökmüş durumda. Şu anda da Türkiye'nin 2/3'ünü Cumhuriyet Halk Partisi yönetiyor. Yerel anlamda. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen defa İstanbul, Ankara'ya yaptıkları gibi ve diğer büyükşehir belediyelerine yaptıkları gibi bir baskıyla durdurabileceklerini zannetmiyorum artık. Bu kadar yurttaş kendisine hizmet verme doğrultusunda söz vermiş olan belediye başkanlarının eli kolu bağlı belediye başkanları olmasını istemeyeceklerdir. Bir de itiraf ettiler aslında Bilge Hanım. Hani Hatay'a gitti, partili cumhurbaşkanı dedi ki hizmet ver, bize oy vermediğiniz için hizmet gelmedi. Öbür tarafta gitti başka bir ilde dedi ki bize oy verirseniz doğalgaz gider gibi. Yani ben oyunuzu vermezseniz sizi tehdit ediyorum ve hükümet benim elimde ya da iktidar benim elimde, ben bu iktidar gücünü kullanacağım dedi. Şimdi belediyelerin yapamayacağı, yani yurttaşın, oradaki hemşerinin beklediği hizmetin verilmemesinin müsebbibi, tek müsebbibi Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. Yani 17 tane bakanın gidip İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendisini doğrudan doğruya belediye başkanı gibi, kurum orada bir şeydi, nedir, önde bir figüran gibiydi Murat Kurum İstanbul'da, kendisini bizzat ortaya koyup onu da büyük bir farkla kaybetmiş olması artık Recep Tayyip Erdoğan döneminin tamamlandığını da gösteriyor. Nitekim Yeniden Refah Partisi 3. parti olarak görülüyor. O Yeniden Refah'a geçmeden önce şunu da sorayım. Biraz önce dediniz ya bundan sonra artık tablo değişecek. Örneğin dün akşam Saraçhane'de yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken bir vurgusu vardı. Orada bile metroları anlattı. Bir yıldır, 1,5 yıldır masada bekleyen, bir imza bekleyen o metroya artık yurttaş sana imzayı at dedi. Mesajını verdi. Şimdi bundan sonra artık o imzalanacak mı bu tür projeler? Ne dersiniz? Yoksa eskisi gibi o masalarda beklemeye devam edilecek? İmzalamak mecburiyetindedir. Artık yani Kasımpaşa kabadayılığı bitmiştir. Yani Mersin metrosunun da imzasını atmıyor. Benzeri birçok büyükşehirin hizmetleri var, diğer 11 büyükşehirin. Şimdi diğerleri de eklendi. 14 büyükşehirin hizmetleri var. Onların imzasını ben atmam ya da atarım sözünün cezası bundan sonra daha kötü bir şekilde kesilir. Hı hı. Onu söyleyeyim, yani 2 yıl sonra bir seçime hazırlanmalıyız Türkiye için. Diyeceksiniz ki arkası arkasına seçim olur mu? Olur, çünkü emekliye verecek parası yoktur. Yani bu seçim iktidarın el değiştirmesi, AKP'nin artık iş başından gitmesi emperyalist güçleri üzer ama
dünyadaki birçok ülkeyi demokrasiden yana, insan hak ve özgürlüklerden yana, hukuk devletinden yana, her şeyden önce bağımsız düşünce ve ifade özgürlüğünden yana, bağımsız ve tarafsız bir hukuk düzeninin, yargının oluşmasından yana ve her şeyden önce dördüncü güç olarak kabul edilen bağımsız basından yana olan ülkeler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu bu performansı gördükten sonra Türkiye'ye bakışları değişecektir. Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte gördükleri değişecektir. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan ikilem içerisinde öyle seçimden önce öyle bir şey söyledi ki, aslında kaybetmesinin bir nedeni diye de altına bakarsanız sosyolojik anlamda onu da görürsünüz. Benim bu son seçimim dedi. Hemen arkasından yandaşları, ekipleri dedi ki hemen anayasayı değiştireceğiz. Meclis kendini feshederse işte bir daha seçime gitme hakkı doğar gibi Recep Tayyip Erdoğan korkusunu, umacılığını devam edeceğini topluma söyledi. Onun için bu kadar çok heyecan ve kararlılıkla Türkiye rengini değiştirdi. O nedenle yapılan siyasette en büyük rakip kendisidir, biliyorsunuz insanların. Kendi kendine zarar verirsiniz. Şimdi bu 89 seçimlerinden sonrasındaki sabahta da ben çok böyle neşeyle uyanmıştım. Bambaşka bir Türkiye'ye gidiyoruz demiştik. Nitekim SHP 89'dan sonra 91'de hükümet ortağı oldu ve çok da başarılı bir koalisyon ortaya koymuştu. Şimdi de biz çok sevinçle ailece uyandık. Eşim çok mutluydu, ben çok mutluydum. Çocuklarım son derece mutlu. Bizim gibi milyonlarca insan telefonlarıyla mutlu olduklarını iletti. CHP'ye çok önemli, CHP'nin Sayın Genel Başkanı'na ve yönetimine çok önemli bir görev düşüyor. Birlikteliği kaybetmemek lazım. 89'da biz bu yanlışı yaptık ve dolayısıyla 91 seçimleri de %4'lük bir düşüş oldu SHP'nin. Ama şimdi bu başarının sonrasında eğer siz tabanınızı, partinizin örgütünü, üyesini söz ve karar hakkından uzaklaştırırsanız, ben kazandığım kibirine girerseniz, aslında hepimiz birden kazandık derseniz ve daha yapıcı bir davranış içerisinde yanlış kullanan söz söyleyenleri atarım satarım meselesinden uzaklaşarak, ki Sarıyer Belediye Başkanı için bu söylenmişti, bunlar yanlış şeyler, şimdi daha kucaklayıcı, daha ılımlı, daha yapıcı ve herkesin hangi düşünceden olursa olsun onları kucaklayan bir yerel yönetim anlayışı sergileyecektir. Gerçek halkçı belediye anlayışını sergileyecektir. Söylerlerse ve bunu da eyleme dökerlerse, sözde olarak değil, eyleme dökülürse ve parti içerisindeki kırılmaları toparlarsa, geçmişte birikimli olan insanları gençlerle birlikte birleştirip kaynaştırıp yeni bir çizgi, yeni bir heyecan, yeni bir atılım yaratacak projeler, hikayeler oluşturulursa iktidara doğru hızlı bir şekilde gidilir. Ben şimdi şunu soracağım size, siz de biraz önce ifade ettiniz. Yani özetle halk dedi ki benim geçim derdimi görmeyeni, beni umursamayanı ben de görmeyeceğim dedi. Çok haklısınız. Bunu bir kenara koyduk. Emeklilerin derdi var, emekçilerin, geniş halk kesimlerinin derdi, sıkıntısı çok büyük. Peki sadece ekonomide yaşanan gelişmelerle bu tabloyu açıklamak mümkün mü? Şimdi bir yandan kadınların yaşadığı sıkıntılar, bir yandan gençlerimiz, umudunu kaybeden gençlerimizin yaşadıkları, bir yandan tabii laikliği hedef alan, milli eğitim sistemini hedef alan girişimler, başta ÇEDES olmak üzere. Örneğin Cumhuriyet'in 100. yılının bile layıkıyla kutlanmaması. Şimdi tüm bunlar alt alta konulduğunda, geride bıraktığımız gün seçim özel yayınımızda Hüsnü Mahalli dedi ki ben bunu Cumhuriyet İttifakı olarak yorumluyorum dedi. Çok çarpıcı bir sözdü. Siz nasıl yorumlarsınız? Çok doğru. Atatürk'ün kurmuş olduğu laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal hukuk devleti olan kısmını da kapsayan ve ona inanan yurttaşların başkaldırısıdır diye değerlendiriyorum. Bu bir Türkiye İttifakı'sı altında yatan sözde budur. Yani Cumhuriyet'in temel ilkelerine sahip çıkan bir ittifak. Hangi siyasi partiye daha önce oy verirseniz veriniz, aslında şimdi
Cumhuriyet elden gidiyor. Benim de başta söylemeye çalıştığım oydu. Yani seçim 14 Mayıs seçiminden bugüne kadar 31 Mart seçimine kadar geçen süre içerisinde Türkiye'de anayasa değiştireceğiz. Bu anayasada hilafeti yeniden getirebiliriz. Halifeliği yapabiliriz. Halife bayrakları işte Recep Tayyip Erdoğan'ın yine siyasal İslam'ı ortaya koyan ve din tacirliğini öne çıkaran sözleri ve asıl ondan sonra tarikatlara, cemaatlere verilen izinler, 6 yaşındaki kız çocuklarından evlenebilirsin gibi fetvalar, bunların hepsi üst üste geldiğinde ve devletin kurumlarını cemaatleri tarikatlara emanet edildiği, onlara peşkeş çekildiği, onların yönetimine bırakıldığı ve bütün Türkiye'nin kaynaklarını emperyalistlerin yanı sıra cemaatlerle birlikte, yani onların işbirliğicisi gayet iyi olan cemaat ve tarikatlarla birlikte yönetimle bu 9 ay içerisinde o kadar kendilerine güvenerek ortaya çıktılar ki bunları söylemekten de korkmadılar. Peşkeş çektiler. Ilış meselesindeki yani altın madenlerindeki onun arkasını iyice görünce toplum tabii bir dakika dedi ve ben böyle bir Türkiye'de yaşamak istemiyorum. Sana 21 yıl dayandım artık yeter dedi. Şimdi ben bu seçimleri yurttaşlarımızın özgüveninin ortaya çıktığı ve değiştiririm ben artık diyebilecek kararlılığa geldiği. Tabii padişahım çok yaşadan hayır demokraside bana hizmet eden benim seçtiğim söyledikleri sözleri verdikleri vaatleri tutmak zorundadır gelen bir anlayış vardı, sergilendi. Bu sergilenen anlayışı iyi görmemiz gerekiyor. O nedenle sizin söyledikleriniz çok doğru, üst üste bindi. Sadece ekonomik değil, aynı zamanda gelecek kaygısı da var. Özellikle gençlerin. Hı hı. Doktorlar gitti, hastaneler durdu biliyorsunuz. Hastanelere gidip de randevu alamıyorsunuz. Bunu her gün sizlerin televizyonunda, haberlerde izliyoruz. Sizler bunları dile getiriyorsunuz. Açlık kapıda. Hatta kapıdan da öte çiftçi üretemiyor. Hep söylüyorum bir kez daha söyleyeyim. 129 ülkeden biz 159 çeşit ürün alıyoruz. Eskiden Türkiye nohut, mercimeği satan ülkeydi. Kendi karnını doyuran 5 ülkeden birisiydi. Şimdi başkalarına el açan, Sudan'dan, Yunanistan'dan saman alan bir ülke haline getirildi. Niye? Bilinçli olarak yapıldı. Toplum aç kalsın. Ucuz işçi olsun. Bunu Süleyman Soylu denen bir İçişleri Bakanı vardı zamanında biliyorsunuz. Sığınmacılar giderse en fazla iş adamları buna kızar. Çünkü ucuz iş gücü. Bu insan sömürüsünden başka birisidir. Irkı, dili, dini ne olursa olsun bir insanı siz ucuza çalıştırıyorsanız, hakkının vermiyorsanız o zaman onu sömürüyorsunuz, kullanıyorsunuz demektir. Bunu söyleyebilecek derecede pervasız hale gelmişlerdi. Bunlara artık dur dedi, yeter dedi toplum. Bugün yani dün akşamdan sabaha kadar geçen süre içerisinde meydanları dolduran sade vatandaşlar, yani militan olmaktan öte sade vatandaşlar büyük bir heyecan ve sevinçle gelecek umutlarının kabarmış olması noktasında ortada olmalarını, kendilerini ortaya koymalarını altında yatan da bunlardır. Yani bir aydınlık dönem başlıyor. Bunun için de çok sevinçliyiz. Tabii şunu da soracağım size, hemen bu konudaki değerlendirmenizi de merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir balkon konuşması yaptı. İlk duyduğumuzda biz de bir anlam verememiştik ama sonrasında o balkon konuşması gerçekleşti. Gece yarısını geçtikten sonra. Demokrasi vurgusu yaptı Erdoğan. Bunun altını özellikle çizdi. Kısaca hatırlayalım, sonrasında bununla ilgili görüşünüzü almak isterim. Her şeyi... Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet siyasetçiye mesajını sandık vasıtasıyla iletir. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla ifade eder. Milletin kararının hiçbir baskıyla, dayatmayla, yönlendirmeyle karşılaşmadan sandıkta tevarüz etmesi demokrasimiz için başlı başına büyük bir kazançtır. 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde de
Türk milleti yine sandığı vesile kılarak mesajlarını siyasetçilere ulaştırmıştır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir. Milli iradedir. Hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır. Seçim maratonunda kazanan adaylardan önce Türkiye olmuştur. Milletimiz olmuştur. Uğruna ağır bedeller ödediğimiz demokrasimiz olmuştur. Evet, açıklama buydu. Tabii yenilginin ardından bu açıklamanın gelmesi de önemliydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Millet uyarısını sandık aracılığıyla ifade eder dedi. Kazanan demokrasi olmuştur vurgusu yaptı Cumhurbaşkanı. Daha önceki balkon konuşmalarında hep ekibiyle birlikte o balkonda olduğunu gördük. Bu kez eşi vardı yanında. Yani farklılıklar da vardı. Sayın Sağlar, siz nasıl okudunuz ve değerlendirdiniz bu açıklamayı? Yani klasik bir açıklama olarak görüyorum ben. Bundan önce de benzeri balkon konuşmalarında eser köpürür ama arkasından da hepinizi kucaklayacağız, seçimi biz kazandık lafının da altını çizerek söylerdi. Şimdi demokrasi vurgusu yapması çok samimi olduğu düşüncesinde değilim. Hatırlayacaksınız, meşhur Arap Baharı sırasında da Recep Tayyip Erdoğan Tunus, Mısır gibi bir sefere çıkmıştı. Orada da laik demokrasinin ne kadar önemli olduğunu oradaki ülkelere anlatmaya çalışmıştı. Kendisi Türkiye'deki yok ettiği kavramlardı bunlar. Orada ama bir itiraf var. 52 ili dolaştım ama olmadı. Çok çalıştım ama olmadı lafı önemlidir. Artık kendisinin de, ben de onu söylemeye çalışıyordum biraz evvel, kendisinin de artık iktidar olma gücü, yeteneği, yetkinliği kalmadığının göstergesidir. Toplum artık Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından tanımıştır ve dolayısıyla ona çok güvenmiyor ve inanmıyor. Zaten üçüncü defa anayasa dışı bir dördüncü cumhurbaşkanlığını yapıyor. Anayasa dışı bir noktadadır. Bundan sonra bir daha aday olamayacaktır. Her türlü kumpas kurulsa da, her türlü oyun oynansa da aday olamayacağı açıktır. Toplum artık yeter dediği bir noktadayız. Ben de bir şey değişmediğini görüyorum Recep Tayyip Erdoğan. Bunu yarından sonra daha da iyi göreceğiz. Yani zamlarla, yapacakları şeylerle, işte ekonomi çöküyor diyerek bakanları, 17 bakan gitti İstanbul'da çalıştı. Onların hiçbiri yanında yok. Herhalde Sultanahmet Köftecisi'ni de bıraktı. Onlar açlıklarını orada gideriyorlardır diye düşünüyorum. İstanbul'un kaybıyla üzüntülerini belki o şekilde giderirler diye düşünüyorum ama şimdi ne yapacak bundan sonra? O bakanları oraya gönderen, talimat veren, ama bakan zaten nedir? Recep Tayyip Erdoğan'ın sekreteri konumundadır. Hiçbir yetkisi ve sorumluluğu yoktur. Recep Tayyip Erdoğan yetkisini devrederse ona vekaleten hizmet eder. Bu amorf sistem değişmeli asıl. Yani işin temeli, Türkiye'nin en önemli sorunu laik düzenden çıkarılmaya çalışılmasıdır. Laiklik olmadan demokrasiyi, tarafsız, bağımsız yargıyı, düşünce ve ifade özgürlüğünü ve her şeyden önce inanç güvencesini, inanç özgürlüğünü ve güvencesini oluşturamazsınız. O nedenle laik düzeni kurmak zorundasınız. Laiklik dine karşı olan dinsizlik demek değildir. Aksine laiklik dinle inananların ve o inançlarının güvence altında devam etmesinin, ibadetlerinin rahat bir şekilde yapılmasının tek ama tek güvencesidir. Ama bu din tacirleri, yani dini satarak, kullanarak insanları avutan iktidarlar, işte bizde 22 yıl başımızda arkalarında emperyalist güçlerle. Bakın şimdi şöyle, ben dün çok sevinçten sonra yattım ve düşündüm. 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Yol yaptı, trene girdi ama hepsi emperyalist güçlerin, yani dünyadaki kapital sistemin, kapitalizmin bize enjekte etti. Yollar yapıldı, lastik satışları, araba satışları arttı. Bir de araba üretmeye çalışıyoruz, bizim mi değil mi o da ayrı bir mesele. Köprüler yaptı, köprüler bizim değil.
birkaç tane yandaşın, geçersen de para ödüyorsun, geçmezsen de para ödüyorsun. Hastaneler yaptı, şimdi hastanelerde çalışan doktorları, sağlık personelini, hemşireleri tam bir köle gibi çalıştırdılar. Yeter artık. Ve bir de şöyle dediler kendi yandaşlarına, artık hastaneye rahat gidiyoruz, iyi de doktor dövüyoruz. Doktor dövme özgürlüğümüz elimize geçti dediler utanmadan. Bunlara da evet diyen, tahrif eden konuşmalar yaptılar. O zaman ne yaptı bize, ne hizmet etti? Şimdi yumurta alamıyoruz, et yiyemiyoruz, çocuklar okullara gidemiyorlar. Bilge Hanım, bugün okul çağına gelmiş 3 milyon çocuğun okula gitmediğini, gidemediğini biliyoruz. Bu 3 milyon çocuğun 2 milyonu kız çocuğu. Yani kadın erkek eşit değildir diyen bir anlayışın kız çocuklarını okula göndermeyerek Taliban anlayışını Türkiye'de yerleştirmeye çalıştığını görebiliyoruz. Bakın, kadın ölümleri arttı, çok arttı. Neden? Çünkü kadın erkek eşit değildir diyerek söze başlıyorlar ve her ölümlü, yani yerde, sokak ortasında eşini, eski eşini, sevgilisini, kadını öldürenleri tahrif ediyorlar ve onlara iyi halden dolayı az ceza veriyorlar. Evet. İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra 1000'e yakın kadın öldürüldü, biliyor musunuz? Evet. Yani kadın örgütlerinin verdiği rakamlara baktığınız zaman böyle bir sosyal facia yaşıyoruz biz. Bu faciayı oluşturan bugünkü iktidar ve o iktidarın ortaya koyduğu iklimdir. Biz bu iklimi yırtmak istiyoruz. Bu iklimden kaçmak istiyoruz. Bu iklimi kurutmak istiyoruz. Onun için de Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir şey yapmıştır. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Başta Genel Başkan Özgür Özel'e şükranlarımı, teşekkürlerimi bildirmek istiyorum ama asıl bu işin yapan ve güçlü bir şekilde kuranlar Cumhuriyet Halk Partililerdir. Demokrasiye inanmış olan, Atatürk Türkiye'sine, layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ne, sosyal hukuk devletine inanmış olan insanların çabasıdır. Evet. Aksi takdirde hiç kazanılmayan yerlerin kazanılması mümkün olmazdı. Gittiğim yerde, başa geleyim, sizin söylediğiniz gibi gezdiğim her yerde bir dip dalgayı görüyordum. Esnaf söylüyordu. Ben evet, AKP'ye oy verdim ama vermeyeceğim artık diyordu. Yani çünkü vererek şımarttığını ve onlar da ona hizmet etmediğini görüyordu. Şimdi ben çok kısaca, çok da az vaktimiz kaldı ama şunu soracağım. Biraz önce kadınlardan bahsettiniz, çocuklar, pek çok şey yaşıyoruz. Basit bir, aslında hep ortaya çıkan tablo aynı. Yani yolun sonunda hep yasalar ve yargıya geliyor. Ekonomide yaşadığımız sıkıntılarla ilgili de öyle. Ben şunu soracağım Sayın Sağlar size. Çünkü bu sorunun sorulması gereken kişilerden biri de sizsiniz elbette. Bu sonucun, yani yerel seçimden çıkan bu sonucun ve bu tablonun acaba bürokraside veya yargı cephesinde veya devletin diğer kademelerinde bir yansıması olacak mı önümüzdeki günler içerisinde? O anlamda bir değişiklik bekler misiniz? Olacak, olmalıdır da aslında. Çünkü bugünkü ucube sistem, Cumhurbaşkanlığı sistemi, valiyi, kaymakamı, emniyet müdürünü, hatta nüfus müdürünü dahi partili yapmıştır. Böyle bir devlet yapısı olamaz. Yani özellikle hizmet veren lerle hizmet alan yurttaş arasında bir güven bağlamı olması lazım. O güven ortadan kalkmıştır. Hizmet veren bürokrat, kamu görevlisi iki dudağının arasından çıkacak söze bakmaktadır. Yasaya, haklara, nizamnamelere, yönetmeliklere bakmamaktadır. Şimdi bence bir şeyin daha altını çizmek lazım. Ve liyakat olmadığı için de ister istemez de yukarıya bağlıdırlar. Yani yukarıda bir kurum isminde bir baş danışman var. Hukukçu olup olmadığını bilmiyorum ama Türkiye'nin bütün hukukçuları onun söylediklerinin hiçbirinin hukuka, evrensel hukuka uymadığını Mehmet söylüyorlar. Mehmet Uçum'dan mı bahsettiniz Sayın Sağlar? Efendim? Mehmet Uçum'dan mı bahsettiniz? Evet, evet. Yani bunu herkes söylüyor.
Bütün bilen akademisyenler söylüyor. Çünkü söyledikleri anayasa yorumlarına bakarsanız, Avrupa İnsan Hakları içtihatlarına bakarsanız, Yargıtay'ın durumuna bakarsanız, Anayasa Mahkemesi ile olan çatışmaya bakarsanız söylediklerinin hiçbiri evrensel hukuka uymadığını söylüyor. Ben de onların sözlerini söylüyorum. Demek ki böyle liyakatsız insanlarla yönetilen bir Türkiye'de geldiğimiz nokta başka bir şey. Ve asıl söylemek istediğim şu. Geleceğimizin en önemli yatırımı çocuklarımızdır. Bugün eğitim diye bir şey söz konusu yok. Tamamen din eğitimi verilmektedir. Diyanet Şeyhülislam gibi davranmaktadır. Yani o düşünün 5 yaşındaki 6 yaşındaki çocuklara mezar başında nasıl ağlayacağınızı, neler yapacağınızı anlatıyorsunuz din dersi diye. Bunların o çocukların matematiği öğrenme yerine, bilimle ilgilenmesi yerine, bilimsel bir eğitim alması yerine din eğitimi alarak uyuşturulmaya çalışılıyor. Bu bizim için çok büyük bir tehlikedir. Şimdi tabii bunu yapan Recep Tayyip Erdoğan'a sormak isterim ben. Onun torunları nerede okuyor? İmam Hatip liselerinde mi okuyor? Bugün yönetici konumunda bulunan bakanların kaçının çocuğu İmam Hatip'te, kaçının çocuğu yurt dışında okuyor. O nedenle siz başta dediniz ya biraz evvel, gençlerin yurt dışına gitme, ülkede yaşamama gibi bir maalesef sıkıntısı var. Haklısınız. Oysa biz heyecan yaratmalıyız. Çocuklarımızı burada okutup, eğitip, burada bize Türkiye'nin geleceğine katkıda sunabilmek için heyecan yaratmalıyız. Tank palet fabrikası için 50 milyon dolar olmadığından dolayı Katar'a evet. verdik demişti Recep Tayyip Erdoğan. 55 milyon dolar verdik biz. Bir astronot gönderdik. Astronot da benim hemşerim, çok da üzülerek de söylüyorum. İstanbul, İzmir'de seçim propagandası yaptı AKP. Kullandı yani bir temiz Türk Silahlı Kuvvetler mensubunu. Bunu şunun için söylüyorum, ormanı, suyu, ağacı, toprakları evet. parsel parsel satan AKP insanlarımızı da aynı şekilde kullanıyor. Onun için bu işe dur dememiz lazım. Ben bürokrasinin duracağını, bürokrasi çok ciddi bir barometredir. İktidarın artık elden kaçtığının farkındadır. Onun için birden dönecektir, onu da söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Sayın Sağlar, teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum sizlerle birlikte olduğum için. İyi yayınlar diliyorum bizi izleyenlere de. Bugün gerçekten güzel, sevinçli bir gün. Bunun keyfini doya doya yaşayalım ama her günün böyle olması için de mücadele edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, biz şimdi noktayı burada koyalım. Yarın sabah saat tam 10'da yeniden burada sizlerle birlikte olacağız. Gerçek haber, gerçek ekonomide görüşmek üzere. Unutmayın, saat 13'te gün ortası başlıyor. Bu kez Ülkü Çoban gelecek ekranlarınıza. Hoşçakalın.